ceketler 50 TL'ymiş. Benim beğendiğim bir tezgah vardı, şimdi ona geldim. Elden oturtmalı, çok güzel, böyle hakim yakalı. Selam herkese, ben İrem Tümhaner. Bugün sizlerle Ulus Pazarı'na geldim. Ulus Pazarı da favori pazarlarımdan biriydi. Bugün de buraya geldim. Burası Perşembe günleri açılıyor. Yine adresi bilgi kutucuğuna ya da şuralara yazacağım. Bilginiz olsun, Perşembe günleri buraya gelebilirsiniz. Hem de çok kalabalık olmayacağını düşünüyorum çünkü zaten çok geniş geniş ve önceki zamanlarda da çok fazla kalabalık değildi. O yüzden bence karantinada diyorum pandemi döneminde gelebileceğiniz bir pazar diye düşünüyorum. Aylar aylar sonra yine buraya geldim. Bakalım neler yapacağız, gerçekten merak ediyorum. Şimdi maskemi takayım ve pazar turumuza geçelim. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olsanız da çok mutlu olurum. Böyle alışveriş videoları, işte pazar videoları yine gelecek bol bol. Işığım ters. Demin maskesiz olduğum için anda burada çekebildim. Işığım tersmiş. Keşke şurada çekseydim. Neyse. Neyse böyle olsun. Şimdi gezmeye başlayalım. Evet, gelir gelmez Jin cennetine geldim. Bakar mısınız ne kadar çok? Şimdi göstereceğim size de beğendiğim parçaları. Bakın jean ceketlere, gerçekten çok güzel gözüküyor. Rengi de böyle haki gibi. Bunlar ceketler 50 TL'ymiş. Şöyle zımba detaylı da var. Gayet geniş bu da, hani large, x-large falan giyenler için. Sonra şöyle küçükler de var. Renk tonu da çok güzel, yani kötü değil bence yıkamaları. Bakayım başka. Bu da aynı gibi yıkaması. Şöyle, şu daha güzel sanki yıkaması. Şöyle güneşte gözükmüyor ama bu daha iyi. Mesela. Sonra başka neler var? Değişik var mı bir şeyler? Şunun nakışı falan var. Şöyle daha koyu var. Böyle baya baya var burada. Dolu. Böyle araştırmak gerekiyor. Bakın böyle kürklü de var. Defacto numaralıymış. Bu küçük ama. Küçük çocuk için. Sanki. Bilemedim. Bu da 40 liraymış. Çok güzel, böyle üste giyiliyor ya son zamanlarda. Böyle oduncu gömlekleri. Gayet güzel renkleri. Ne kadar bu acaba? 120. 120 liraymış ama değişik bir şey. Güzel bir şey. Öbür tarafı siyah. Burada da mont cenneti var resmen. Mont cenneti. Hoş geldiniz. Merhaba. Şu klasik modeller ne kadar? Uzunmuş gerçi. Monklerin. Kısaları 350'den başlıyor. Kısaları 350'den başlıyor. Bayağı bol çeşit. Polikarbon cam. Ne kadardı bunu? 120 lira. Louis Vuitton markası. Güzelmiş. Şöyle Michael Kors'un modelini 25 lira, bu da. Böyle çerçeveyi seviyorum. Bakın Prada modeli var burada, turuncu. 140. Siyah, gri ve turuncu varmış. Çok tatlı. Büyüklüğü de çok küçük değilmiş böyle. Bayağı güzel. Rengarenk şallar buldum. Bunları belki hani şu küçük küçük kestirip fular şeklinde de yaptırabilirim gibi geldi. Ya da böyle de kullanılabilir. Renklere bakacağım şimdi. Bakacağım. Şöyle maviler. Şöyle şu da çok güzel. Böyle bir şeyler işte. Bunlardan böyle bakılabilir. Bir tane benim beğendiğim bir tezgah vardı, şimdi ona geldim. Geçen sene deriler vardı, bakalım bu sene neler bulacağız. Bakın yine bir şeyler buldum. Bu 20 TL. Mesela etek, bluzlar falan 20 TL'ymiş. Elbise ve pantolonlar da 25 TL'ymiş. Zaten çok da bir fark yok ve gayet güzel. Bakın ben buradan deri pantolon almıştım ve giyiyorum, yani hala giyiyorum. Bir sene üstünden geçti. Deri yine böyle pantolon buldum. Bakın
renginin güzelliğine. Çok kalın değil. Tam şimdi giymelik. Böyle. Biraz büyük. Çok güzel. Rengi de güzel. Şöyle nubuktan bir etek buldum. Minnacık. Bu da minik bedenlere. Şöyle buldum. Yine deri etek, koyu kahve. Bu da böyle üzerine gömleklerle, tişörtlerle, her şeyle güzel olur. Sivitlerle falan. Şöyle etnik tarzda buldum. O da güzel bence. Değişik yani. Şöyle leoparın tatlı bir renk tonlarını buldum. Leoparı çok sevmeyen biri olaraktan böyle renkleri tercih edebilirsiniz, böyle desenleri. Yazlık bu, keten gibi, çok beğendim. Ama bedeni büyük, medium. O yüzden bana olmaz. Şöyle leopar sevmeyen kıza bakın. Yine leopar buldum. Tight. Bunun üzerine böyle salaş bir şeyler giyince, böyle güzel takılar falan takınca bu leoparlık güzelleşebilir yani. Kötü değil. Sonra bu neymiş? Etekmiş şöyle. Çok büyük yahu. Bu ne? Kocaman. Bakalım bu neymiş? Elbise bu. Triko elbise mesela. Bu da 25 lira. Uzun. Çok güzel aslında. Böyle. Güzel. Beğendim. Bakalım ben bir şeyler bulabilecek miyim? Alabilecek miyim kendime? Beğendiğim, gözüme çarpanları gösteriyorum ama kendime bilemedim. My Phenomen. Pantolonun renginin güzelliği. Pantolon çok güzelmiş. Tight gibi olanlardan. Rengi burada kırmızı gibi duruyor. Aslında turuncu. Çok güzelmiş. Bir bakabilirim. Ama galiba büyük, 42 yazıyor. Bilemedim. Bakın çılgın bir şey gördüm. Paylaşmadan edemedim. Bu elbise sanırım ya da tişört, bilemedim. 20 ya da 25 TL işte. Anladınız siz. Şöyle döküm. Biraz sentetik ama şöyle bir pantolon. Rengi çok tatlı. Pudra. Gayet güzel. Sanırım şöyle yine deri alacağım ben buradan. Efendim, bu olur mu? Olur sanırım. Small. Ve bordo. Bunu hemen kolumuza atalım. Şöyle atalım. Bakar mısınız şunun modeline? Alttan büzgülü yani. Düşünün, çok güzel. Medium'muş. Bunun small'unu hemen bulmam gerekiyor. Şurada var. Bakalım bulabilecek miyim? Bu large'mış. Çok güzel. Bunlardan almayı düşünüyorum. Sonra bir de şunu beğendim ama şurada bir leke meke bir şey gördüm. Onu bilemedim o yüzden. Şöyle önden böyle çılgın, tatlış. Severim böyle parlak şeyleri. Şurası böyle bir yıkanıcı geçer mi acaba? Çok da belli olmuyor. Tatlı bir şey. Bakın belden oturtmalı. Çok güzel böyle hakim yakalı. Deri bir elbise. Çok tatlış. Sivit gibi bir şey buldum. Bunu da arada kaldım. Alsam diye. Şöyle delikli detayları var şöyle arkadan. Fermuarlı. Güzel bir şey aslında. 20 TL'ye gayet iyi. Şu da kadife. Tight mesela. Çok fazla şey var. Biraz yazlık şeyler de var arada. Böyle etekler, keten tarzı şeyler de var. Ama ben daha çok böyle deri tarzı ya da kışlık şeylere baktığım için bunları buldum. Ama gelirseniz böyle daha yazlık şeyler de bulabilirsiniz. 20 liraya çok güzel etekler, şortlar bulabilirsiniz. Şöyle tri bir şort mesela. Rengi de çok güzel. Dokusu da çok güzel. Bakın 20 TL'ye gayet güzel. Böyle zımba detaylarını falan görmeye başladım ben markalarda. Eğer seviyorsanız yine böyle şeyler bulabiliyorsunuz. Alt kısmında da varmış. Eşofman altı da varmış. Bakalım başka bulabilecek miyim? Ben bu tezgahtan sanırım. Ben bu tezgahtan asla çıkamayacağım. Yani sürekli yeni bir şeyler görüyorum ve hepsini de beğeniyorum. Ne yapacağımı şaşırdım şu anda. Yine aynı tezgahtan ne buldum? Eteğe bakın. Böyle bir parti falan olunca aslında olabilir bence, biliyor musunuz?
Deli kızın çeyizi gibi diyebilirsiniz ama bence olabilir öyle. Değişik partiler, konsept partiler falan olunca olabilir. Şöyle yine tight deri, parlak. Bu üstüne böyle bol bol sweetle falan güzel olur. Uzun bol bir sweetle. Bu da yılbaşı ağacı süsü gibi. Bir böylesi ama bunlar aslında çok yani oluyor mağazalarda falan. Şu tüllerin şeyini bilemedim. Şu şifonlarını bilemedim sadece. Bu da çok tatlı. Large ama olsun, yine de beğendim. Tasarıma bakın, tasarıma. Arkası da şöyle. Şöyle geliyor. Bu tezgahta böyle deri ceketler de var. Bakın. 60 TL ama bunlar. Güzel bir şeyler var yani, bakılabilir. Bu tezgahtan zaten çıkamadım türlü. Bakın. Çok güzel. Yani rengi de güzel böyle. Değişik değişik sevenlere. Tulum da 35 liraydı. Sanki öyle bir şeydi. Gayet güzel. Tulum 35 miydi? 35. Gayet güzel. Şunun modeline bakın. Kolları balon. Şöyle kemerli. Çok çok hoş. Buna bir bakacağım. Bakın. Şöyle göstermek için. Altı da böyle. Yine aynı tezgahın arka taraflarında 5 TL'lik bir tezgah buldum ve tişört 5 TL. 5 TL, 5 TL. Şimdi başka da var. Normal basic tişörtler 5 liraya. Aradan seçmek gerekiyor. Takıcıya geldim, takıcıya geldim. Burada çelikler de var sanırım. Zincirler. Bunlar çelik olduğu için hiç kararmıyor. 35 liraymış. Batik eşofman altı. Çok güzel renkleri de. Hemen soralım. 50 TL. Renkleri de çok güzel değil mi? Eşofmanlar 50 TL mi? Hep. 50 TL. Bakın iki renkli falan. Batiklerin değişikleri. Ve renk renk. Cepli pantolonlar ne kadar peki? 35. Bunlar da gayet iyi. Bunlar da 35. Böyle modeller. Şu takım da incili takım 100 TL'ymiş. Burada da bayağı çeşitler bol. Böyle triko üstler de var. Sivitler bol bol var. Ha, bunlar tişörtmüş pardon. Sporcu üstleri 15 TL. Aslında ben bir ara yapıyordum ve benim de ihtiyacım vardı ama şu an yapmadığım için bilemiyorum. Bakın modelli modelli. İçinde tabii ki süngerleri var. Sivitler 35 TL'ye. İç kısmı şu şekilde. Bunları seviyoruz. Annemle ikimiz bunları seviyoruz. Şöyle basic, düz siyah. Mesela bunlar hep böyle Zara'da, Mango'da yok da. Zara'da işte Stradivarius'ta falan var ve yani en az 100 lira. O yüzden buralardan bakmak çok mantıklı. Özellikle şöyle dümdüz olanları diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakın şunun rengine. Neonlu. Burası erkek için de var. Kadın için de var. Eşofman altları da var. Eşofman altlarınız ne kadar? 35 abi. 35 mi? 35 lira. Levent pazarında 50 TL'ydi mesela. Fitilli kadifeli var bakın. Hem şık hem spor. Zara'nınmış. İç kısmı da böyle. Rengi de çok hoş. Altı da böyle. Bayağı güzel şeyler bulabilirsiniz buralarda.
Bakın erkekler için çok güzel. Coca-Cola'lı. Plumbier'de falan biliyorsunuz böyle hep desenli mesenli bir şeyler var. Oralarda çok pahalı. Buralardan gelip bu devirde bence en azından bunları buralardan bakabilirsiniz. Of, aşırı iyi koktu zeytinler ve sonra da gözleme. Kokuları buraya kadar geldi. Burada yeme yeri de var. Oh, mis 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 mis. 25 TL. Güzel bir ceket. Bu neymiş? Bomber ceket gibi ama değil. Böyle bir ceket. Şu alttaki ne kadar? 130. 120. 120. 200. 200. Değişik parçalar için. Nereye gidiyoruz? Sosyete butik. Önceden gelmiştim buraya. Yine uğradım. Bunlar ceket gibi artık kullanılıyor. 65 lira. Bakın o ceket, ay ceket ya da gömlek olarak kullanabileceğiniz. Şalvar gibi hem de eşofman gibi. Ne kadar bunlar? Bunlar 90 lira. Çünkü değişik sizinkiler. Farklı şeyler. Burada çılgın çılgın bir sürü şey bulabilirsiniz. Bakın bunlar da kışlık. 250 TL bunlar. Keçeden böyle işlemeli. Şu elbiseler ne kadar? O Instagram'da satış yapıyor muydunuz siz? Evet. Tamam. Bakayım. Heh, tamam, buradan bakabilirsiniz. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Şimdi bunun fiyatını da soralım. Ne kadar? O 120 lira. Benim adımı söyleyip gelene indirim biraz. Var tabii. %10. İndirim var, benim adımı söyleyene indirim var. Yağmur geldi. Bilginiz olsun. Burada çok fazla şey, değişik şey var çünkü. Aşırı. Bakalım. Bu yağmuru yakala. Güzel bir triko buldum. Şöyle ince ince minik minik detayları var. 70 TL'ye. Erkek bunları diğer tarafta. 25-30 lira. 25-30 lira. Alo. Ne kadar burası? 20. 20 TL'ye bakın. Çok tatlışlar. Bunlar da 3 tanesi 10 TL. Bunlardan alayım ben. Hep beyaz var, siyahım yok. Yani çıkarken burada hayır lokması gördüm. Herhalde birileri hayır yapmış ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani böyle sıraya girip alıyorlar. Pazar turumuz bu şekildeydi. Şimdi birkaç şey aldım. Onları eve gidince göstereceğim. Gayet güzeldi. Gayet her zamanki gibiydi. Boş değildi, doluydu. Ama burası dediğim gibi çok çok kalabalık olmuyor. O yüzden tavsiye ediyorum. Evde görüşürüz aldıklarımla birlikte. Evet, şimdi eve geldim. Gelir gelmez de üstüme denemeye başladım bile. Yorumlarınızı da bekliyorum bu arada.
Evet. Bu deri görünümlü pantolonu aldım, bordo. Bunun şöyle arkada cepleri de var, o yüzden çok da tight gibi durmuyor. Bedeni de tam bana göre oldu. Rengi de şu şekilde, yine maviyle böyle kullanabilirim diye düşünüyorum. Yine beş tonlarıyla, ya yani beş tonlarıyla, siyah tonlarıyla, her şeyle olabilir diye düşünüyorum. Şimdi diğer deri parçama geçiyoruz. Pantolonum da bu şekilde. Kalıbı, modeli falan çok güzel. Ben çok beğendim yani. Şu şekilde. Pazarda bulabileceğimiz modellerden. Ama ben 25 TL'ye aldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Renk tonu da çok hoşuma gitti. 5 tonlarında bağcıklı botlardan falan almayı düşünüyorum. Böyle kahveli, beyazlı bir şey almak istiyordum. Onunla efsane olur diye düşünüyorum. Gerçekten çok sevdim. Bu iki deri pantolonun içi de polarlı gibi. Böyle bayağı kalın yani. Tam kışlık pantolonlar aldım. Çok güzel oldu. Benim için gerçekten çok güzel oldu. Instagram'da kombinlerimde falan görürsünüz. Bir tane de etek aldım. Yine aynı tezgahtan. O tezgahtan zaten hiç çıkamadım biliyorsunuz. Bir tane de şöyle bir etek aldım. Şöyle kırmızı çizgileri var. Hem pliseleri var hem kırmızı çizgileri var. Yazın. Bu çünkü yazlık bir şey. İncecik. Bunu kırmızı Converse'lerimle falan giyerim. Üstüne direkt tişört giyerim. Böyle takılar makılar takarım. Hoş olur diye düşünüyorum. Böyle maviyle biraz olmadı sanki ama o yuposu da şöyle bileğime doğru geliyor. Şöyle. Şu şekilde. Üstteki kablolara bakmayın. Şöyle bileğime kadar geliyor. Biraz daha yüksek bel yaparsam böyle oluyor. Bu da tatlı bir şey. Bu da 20 TL. Uçuşuş, rahat yazın kullanırım. Bu tezgah pazarın en sağında kalıyor. Sağ tarafta kalıyor. O en sağ ve üst taraflarda kalıyor. Yanında takıcı var, kemerci falan var. Daha sonra zaten pazar bitiyor. Diğer dönüşlere falan geçiyorsunuz. Yani bayağı sonlara doğru. Eğer bu aldıklarımı, gösterdiklerimi falan beğendiyseniz bu tezgaha kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Hem çok uygun hem de gerçekten kaliteleri güzel. Çünkü ben geçen sene de kullandım. Ama o tezgahların içinden illaki böyle 3-5 parça bir şey buluyorum. O yüzden tavsiye ederim. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmadıysanız abone olsanız çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da bayağı bir aktifim. Böyle pazar videoları, alışveriş videoları yine kanalımda olacak. Takipte kalın diyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.